Ben narla geldim. Gördünüz mü? Nar mevsimi, gördüm, nar mevsiminde. Çok narı severim. Anlatmasam olmaz. Tabii ki. Narın her bir tanesi böyle açtığımızda sanki kalp gibi, yürek gibi. Her tarafında damarlar var. O beyaz damarların arasından da aynı bizim vücudumuzdaki gibi kan akıyor değil mi? Çok doğru, değerli bir doğru meyvedir. Kış meyvesidir, cennet meyvesidir. Narın her, hatta öyle bir söyleyişi var. Yerken bile öyle bir yemeniz gerekiyor ki bir tanesi bile yere düşmesin. Düştüyse hemen kaldırıyorsunuz, yıkayıp onu da tüketin. Doğru. Günah sayılıyor. Çünkü de, çok değerli ve her tanesinde tek tek ayrı ayrı problemlere çözüm var. O kadar değerli. O kadar. Narımızı kullanmayan eskiden bu tarafa cilt güzelliği için, saç güzelliği için, vücut güzelliği için, kalp, damar problemleri, hafıza, enerji, kışın enerjiye ihtiyacımız var. Herkes, tüm ünlü Hollywood yıldızları günlük mutlaka yarım çay bardağı nar suyunu suyla karıştırıp içiyoruz. Hep olsun bu. Hep mevsiminde hep kullanın. Tamam. Susuz tüketmeyin. Yarım çay bardağı nar suyu, yarım çay bardağı neden su. Neden susuz tüketmeyelim? Doktorlar öyle ha, söylüyor. Doktorlar biz böyle tavsiye. O zaman biz yani, de bunu öyle kullanalım. Yani tamam, doğrusu bu. Tamam. Direkt içtiğimizde migrenimiz coşabilir, tansiyonumuz tamam yükselebilir, direkt kana birazcık gidiyor ya. Birazcık sulandıracağız. Sulandıracağız. Çok güzel. Tamam, bu da çok iyi bir bilgi oldu bize. Evet, sulandırmadan tamam tüketmeyelim. Yarım bir anda başımız ağrıyor. Yarım çay bardağı üstüne su koyuyoruz. Bu arada bir soru mu var arkadaşlar seyircimizden? Nergis Hanım. Şimdi sulandırın dedi de Şems Hanım. Onu yediğimiz zaman acaba aynı etkiyi gösteriyor mu? Ha, yediğimiz zaman da su mu içeceğiz o zaman? Yani, yediğimizde. Yok ama sıktığınızda çok farklı bir ha, kimyasal başka oluşuyor. Başka bir şey oluyor. Farklı bir şey oluyor. Yerken farklı bir şey. Tamam. Çünkü bunu bir da şey, güzel oldu. Tabii sonra biz yediğimizde çigirdeği var. O çigirdeğiyle beraber onu aldığımızda çigirdik zaten onun o bütün o ağır ay, süremiz şeyini çok azaldı bu arada. Evet, Şems, onu bir gün anlatırım. Şey güzel soruydu ama. Tamam. Şimdi, çekirdek onu dengeliyor. Cilt lekelerini mücadele etmek için 4 ayımız kaldı. 4 ay sonra sıcaklar geliyor, güneş çıkıyor. Lekelerimizi nasıl azaltacağız evdeki ürünlerimizle? Ben bir taraftan sen bana söylersen yaparım da. Hemen çünkü hani hepsini yetiştirmek istiyorum. Nar suyundan alacağız. Herkes şimdi diyecek ki Şems Hanım, nar yerken elimiz simsiyah oluyor. Nasıl yüzümüze süreceğiz? Bu maske de bizim kesinlikle cildimiz kararmıyor. Hiç öyle leke meke olmuyor, kalmıyor, merak aksine etmeyin. Burada renk kalmıyor. Kesinlikle evet kararmıyor. Bir de üstüne üstüne nar lekelerimizi açıyor. Bir o kadar da limon koyuyorum. Bir çay kaşığı nar suyu, yeni sıkılmış. Bir çay kaşığı limon suyu. Limon evet suyu. Çocuk pudrası diyelim buna. Evet. Talk olabilir. Pudrası. Evet. Yoksa evet yine de buğday nişastası. Evet. Çünkü leke buğday atacağız. Buğday nişastası varsa evde o evet da olur. Koydum. Çok güzel. Karıştırıyoruz ve burada neydi bir bakayım. Çocuk, yok, kokonut tozu, çocuk pudrası. Ha. İkinci malzemem de kokonut tozu. Yani Hindistan cevizi var cevizi herkesin evinde. Övütüyoruz, un haline getiriyoruz. Çok güzel. Leke açıcı özelliği olan, nemlendirici özelliği olan bir de Hindistan cevizin tozunu ilave ettim. Çok güzel. Cilt lekelerine bakım yaptığımızda kışın mutlaka at kestanesi yağı kullanın. Öyle onu da söylemek mi istiyorum. Aa, bunu da iyi oldu öğrendiğimi. Bu da bu maskenin şu anda en önemli püf noktası. Kılcal damarlara iyi gelen, kızarıklıkları azaltan, tahrişi gideren. Hemen. Ve buraya 2-3 damla at kestanesi yağı ilave ettim. Bunlar profesyonel bakımlar. Oo, güzellik merkezinde, güzel salonlarda kullandığım. Şöyle kamerayı da gösteriyorum. Rengi de çok güzel oldu. Bak. Şimdi görüyor onu da musunuz uygulayacağım. Yani böyle bir şey çok çok güzel oldu. Evet. Şimdi hemen aynı uygulayalım. Çok az vaktimiz kim var. Kim varsa yanımızda kısa gelsinler. Acaba maskemizi sadece tarif mi versek? Ben maskeyi sürerim isterse olur bir taraftan. Yine evet aynı senin demin sürdüğün gibi sürerim. Sürüyoruz. Bu tamam maskeyi biz gel bekleteceğiz. Canım, 20 dakika. 20 dakikadan sonra gel yıkıyoruz. Göz altı hariç. Yani sizin Şems Hanım merkezde ne yapıyor? Sen tarifi nasıl ver uyguluyor ama bu arada. Nasıl yapıyor? Nasıl uyguluyor? Aynı maske geliyor. Mutlaka yazın.